videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, kendi yapmış olduğum bir yazılım olan Önersene projesini göstereceğim. Şimdi sizlerle beraber öncelikle bir çıkış yapalım. E, bu projenin amacı şu arkadaşlar. Bir şeyi gördünüz, beğendiniz ve diğer insanların e, bu ürüne karşı olan yorumlarını göstermeniz amacıyla oluşturmuş olduğum bir proje. Yani ben bir kamera aldım. Bu kamerayı deneyimledim. Bu kamerayı beğendim. Diğer insanlara önereceğim. Tamamen bu amaçta oluşturulmuş. Yani fikir alışverişi yapmamızı sağlayan bir proje. Şimdi beraber bir tane üyelik oluşturalım. Ee, kullanıcı adım mertbuldur.com olsun. E, mailimde info at mertbuldur.com olsun. Ve şifremi de şöyle gireyim. Evet. Şimdi kayıt oluşturdum. Bakın daha önce burada e, akış halinde neler paylaşılmış bunları görebiliriz. Ben bir şeyler paylaştım. E, buraya geldiğimizde e, bir alanımız var. Burada neler paylaştığımızı vesaire görüntüleyebileceğimiz, şu profil resmimizi değiştirebileceğimiz buradan mesela. Ee, ne yapalım şöyle ben rastgele bir şey yapayım. Şöyle Şu anda bir yandan da video yüklüyorum herhalde ondan biraz da yavaşlık söz konusu. Evet Şu anda mesela profil resmimiz değişti. Şimdi esas olaya gelirsek Şimdi Ben bir öneri yapacağım. Burada kategorilerimiz var. Ee, şu anda benim kullandığım bir tane monitör var. Ben onu önermek istiyorum elektronik önerilerine geliyorum ve burada TV görüntü ses önerisine basıyorum. Ee, buna ne diyeyim? Ee, Fiyat, performans monitör monitörü nok diyelim. Buradan dilersen ben bu ürünün bağlantı linkini ekleyebilirim. Ee, Veyahut da farklı bir e, link ekleyebilirim. Buradan ürünüme ait fotoğrafımı dilersem, galeriden dilersem kameradan Çekebilirim. Şimdi Şöyle Şu kamerayı Çekelim Şeyi çekelim monitörü çekelim bu fotoğrafı kullanalım Buraya da diyeceğim ki bu öneri ile ilgili ne yazalım yaklaşık 2 senedir Kullanıyorum Hiçbir Problem Görmedim Ve, ve görüntü Kalitesi oldukça iyi Öner diyorum Dediğim gibi şu an internetim biraz <laughs> yavaş olduğu için ondan kaynaklı olabilir ee, Bakın benim öneri sayfam buraya geldi buradan mesela basıyorum Çekmiş olduğum monitörü burada Gözüküyor ee, Bu öneriye yorum yapabiliyorum öneriye yorum yaparken fotoğraf ekleyebiliyorum İşte bu öneriyi yapılan yorumları takip edebiliyorum. Bildirimi açıp kapatabiliyorum. Bu öneriyi beğenebiliyorum ve hatta vazgeçebiliyorum. Şimdi gelelim diğer kişilerin yani benim paylaştığım ürünlere. Mesela yayın yayını ve YouTuber'lar için yayıncı olacaktı o. Düzelteyim onu. HyperX Quadcast çekmiştim. Gerçekten de güzel, ben beğendim. ne diyelim bunu? Bu aralarda indirme indirime girmiş gayet güzel. Evet. Bakın şu anda bildirimimde şey yorumumda buraya gitmiş oldu. Dilersen bu yorumu düzenleyebilirim. Bu yoruma fotoğraf ve bağlantı da ekleyebilirim. buradan gelip mesela az önce kendi paylaştığım öneriyi düzenleyebilirim yine buradan görüntüsünü vesaire. Ee, keşfet bölümümüz var arkadaşlar. Burada mesela takip ettiğim konular e, olarak burada listeleyebilirim. Trend kısımlarına buradan ulaşabilirim. En çok yorumlananları, e, en çok beğenilen gönderileri ve buradan kategori bazlı olarak artık ne eklenmişse onları görebilirim. E, ayarlar kısmımızda işte profil engellenen e, gizlilik bu gizlilik ayarlarından e, profil detayımı kapatıp açabilirim konu bildirimini açıp kapatabilirim e, bu şekilde bir proje umarım şuradan yine arama yapabilirim e, umarım sizde beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz arkadaşlar bu uygulamayı kullanmanızı arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi çok isterim bu proje umarım istenildiği yere gelir diyorum sonraki videolarda görüşmek üzere.